anlatmak ve insanların anlaması bizim için çok önemli. Çünkü daha önce de söyledim. Gençlere, çocuklara yönelik yaptığımız eğitim faaliyetleri, İlk Ocakları Genel Merkezi'nin sunduğu hizmetler gerçekten büyük okulların, efendime söyleyeyim, üniversitelerin, kurumların yapacağından çok daha fazlası. Ve en önemlisi de bundan bir karşılığı olmadan, bir karşılık beklemeden yaptığı çalışmalar. Eğitim adına yaptığı çalışmaları biraz önce anlattım. En son her ay çıkan Kalkul Birlik Dergisi'nin bu ayki sayısı benim için çok değerli konusu. Türk Milleti ve Bozkurt Figürü. Yani şöyle baktığımız zaman Bozkurt'un siyasi bir amblem olarak görülüyor toplum nazarında. Ama Bozkurt figürünün gerçekten Türk milletinin bir sembolü olduğunu, efsanelerimizden bugüne kadar binlerce yıllık süreç içerisinde gelip yerleştiği ve bizim de gururla bunu taşıdığımız bir figürdür Bozkurt figürü. Ama toplum nazarına baktığımız zaman bunun siyasi bir figür olarak algılanması en başta düzeltilmesi gereken bir konu. Bunu en son ne zaman biz test ettik? Milli taşkınların mücadelesinde Melih Demiral'ın yaptığı Bozkurt işareti tüm dünyadaki Türkleri gururlandırırken bazıları da, bazı milletleri de işte bazı hani faşizanlık dediğimiz şey, faşizanlığı biz mi yapıyoruz, faşistliği biz mi yapıyoruz ya da başka ülkelerin toplumları mı yapıyor? Aslında Melih Demiral bize yıllardır bizim Ülke Ocakları olarak anlatmaya çalıştığımız meseleyi çok güzel bir yerde tek bir işaretiyle gösterdi. Bu sadece Türk milleti için değil. Bütün ülkelerin kendine göre bir sembolleri var. Ruslarınki ayı gibi, efendime söyleyeyim İngilizlerin tartar gibi. Yani hepsinin birer şeyi var, figürü var. Bir Elgonikon destanından beri yazılı kaynaklara da dayanan bir Bozkurt figürü var bizim önümüzde de. Ve gururla da biz bunu yapmaya devam ediyoruz. Bunu bir siyasi figür olarak da algılamıyoruz işin açığı. Yapmayanların Türklüğün bir değerini de inkar ettiğini düşünüyoruz bu noktada. En önemli konumuz da biraz önce dedim Anam Ülük Ocakları Başkanlığı'na gelişimizin neredeyse 2 yıl oluyor. Eğitim çalışmalarımızı muhtemelen sosyal medyalarımızda ya da paylaşımlarımızda gördünüz. Ocak Başkanlığı'na gelişimin 2. haftasında hemen liseleri ziyaret etmeye başladık. Ortaokulları ziyaret etmeye başladık. Oradaki çocuklarla eğitim adına, ahlak adına, dürüstlük adına ve toplumsal yaşamın düzeni adına kurabileceğimiz bir eğitim, öğretim faaliyetleri içerisinde bulunmaya başladık. Hayvanlar gününde vardı, çevre gününde vardı. Efendime söyleyeyim, milli ve dini bayramlarda vardı. Şehitlerimizin yanındayız. Çocuklarla sosyal, kültürel faaliyetler içerisinde sürekli vardı. Hemen hemen her hafta. Bakın hemen hemen her hafta. Bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Nedir? Eğitim kurumu, efendime söyleyeyim ne bir belediye, ne bir sivil toplum kuruluşu bu kadar aktif ve aksiyon içerisinde bulunuyor. Hepiniz belki takip ettiniz, gördünüz. Her hafta bir faaliyet içerisindeydi gençlerimiz. Her hafta bir aksiyonun içerisinde bir parçasıyız. Var olan Ülke Ocakları Başkanlığı'nın da Ülke Ocakları'nın ruhuna ve maneviyatına düzgün bir şekilde kullanabilmek için 2 yıldır arkadaşlarımızla beraber mücadele ettik. Sizler de çoğu zaman yanımızda oldunuz. Okullardan çıkmadık. Eğitime destek duyan öğrencilerimize öğretmen ayarladık. Okullarda hani derler belirli bir gün, haftalar diye önemli günler var. Okullarda bunlara hazırlanmak daha iyi zor. Bir zamandır, bir maliyettir. Ama Ülke Ocakları çatısı altında gençlerimiz her hafta etkinliklerde bulunuyor. Yaylılara kadar gittiler, hayvan beslediler. Sahillerde, ormanlarda çöpleri temizlediler, doğayı çok temizlediler. Yaşlılar haftasında gittiler, yaşlılarda münasebetlerde bulundular. Şehitler haftasında ya da şehitlerimizin sürekli yanında oldular. Gittiler, mezarlıklar temizlediler. Bence eğitim dediğimiz noktanın da en güzel yeri bu, sorumluluğu kazandırma. Manevi değerleri ön planda tutarak bu gibi alışkanlıklara ya da bu gibi sosyal becerileri kazandırmak olacak. En azından vatandaşlarla gidip münasebete girdikleri için, iletişime girdikleri için kendi özbenliklerinde geliştirdiler çocuklarımız. Selam vermesine, selam almasını öğrendiler. Her şey matematik, fen, Türkçe gibi beşeri ilimler değil.
Ahlaki değerlerimiz şu an en önemli düzeyde. Her hafta eğitim seminerleri yaptık. Eğitim seminerlerimizde Anamur'daki konusunda uzman, öğretmen olur, iş adamı olur, efendime söyleyeyim başka kulvarlarda çalışan büyüklerimiz gelip çocuklarımızla, gençlerimizle sohbet ettiler. Onlara eğitim seminerleri verdiler ve kendi dönemlerini hem tarihi olarak hem de sosyal yaşam olarak bizzat anlattılar. Çocuklar da bu kişilerle tanışmaktan inanılmaz memnun kaldı. Yani ülke ocaklarını farklı anlamlarla, özellikle son yıllarda farklı olaylarla anılması bence bilinçli ve ülke ocaklarını yıpratmaya yönelik tavırlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü inanılmaz, Türkiye'nin bel kemiği, sigortası denilen bir gençlik teşkilatı. Hiçbir yerde yoktur arkadaşlar. Bu kadar aktif ve aksiyonu yüksek bir teşkilat hiçbir yerde yok. Bakın şu an Avrupa'da bazı yerlerde, Birleşmiş Milletler'de falan ilk ocaklarını terör örgütü olarak ilan etmeye çalışıyorlar. Bunların teklifleri geldi. Yapılıyor. Neden? İlk ocaklarının Türkiye'nin geleceğinde inanılmaz derecede ehemmiyeti çok büyük bir teşkilat olduğunu onlar da biliyorlar. Bunu biz 15 Temmuz'da gördük. Milli değerlerle, manevi değerlerle yetişmiş insanların, gençlerin biraz önce sohbetini yaptık. İstanbul'da savcımızda gördük. Bu ocaklardan çıkan gençlerin nasıl milli ve manevi değerlerle yetişip iş hayatlarına, meslek hayatlarına ya da toplumun içerisindeki taşların gibi yerlerine oturduklarını gördük. Çünkü ülke ocaklarında yetişen insanlar asla ve asla ne olursa olsun siyasi beklentiler ve karşılıklarla bir vatan, Türk vatanı, bayrak, Türk bayrağı, millet, Türk milleti olduğu için sahip çıkar. Hiçbir karşılığı ya da karşılık bekleme durumu yoktur. Bunu, bu manevi değerleri okullarımız evet yapmaya çalışıyor. Tabii ki devlet kendi bünyesindeki, efendime söyleyeyim, okullarla, eğitim yerleriyle, şunlarla ya da başka kurumlarla bunları yapmaya çalışıyor. Ama yeterli oluyor mu? Evet, bizlerin de sorumluluğu olduğuna inandığımız için biz de destek veriyoruz, biz de yetiştiriyoruz. Diğer ülkelerin kendi gençlik teşkilatlarına, kendileri özgür diyorlar, başka bir şey diyorlar, bilmiyorum. Yetiştirdiği gibi biz de Türk milletinin gençlerini yetiştirmekle mükellefiz. Ve onlardan en önemlisi hiçbir karşılık beklemiyoruz. Yani biz buradan geçen yıl, bakın üniversitelere öğrenci gönderdik. Yani çok iyi üniversitelere öğrenci gönderdik. Yarın bu çocuklar tekrardan sosyal yaşama, meslek sahibi olarak döndükleri zaman kapısına gelen bir vatandaşa, efendime söyleyeyim, hastanesine gelen bir hastaya ya da marketine gelen bir müşteriye davranışıyla, ahlakıyla, efendime söyleyeyim, vatanın, milletini sevme duygusuyla hizmet edecek. Ki şu an eden insanlar gibi, meslek gruptaki insanlar gibi ve şunu da rahatlıkla söylüyorlar, ben Türk milliyetçisiyim diyorlar. Yani bunda bazıları utanıyor Türk milliyetçisi demek. Niye utanıyorsun ki? Yani onur duyacağın, gurur duyacağın bir mesele. Bu partisel bir mesele falan değil. Yani evet, hepimiz bütün dünya insanlarını sevelim ama Türk milletini sevelim ilk önce. Önce can, sonra canan dediğimiz mesele. Onun için ben sizlere bazı 2 yıl boyunca ki yaptığımız Ocak'ta neler yapıyoruz? Efendime söyleyeyim, Ocak dışında neler yapıyoruz? Bunları tanıtmak için 2 yıl boyunca gerçekten çok emek var. Çok yoruldum. Yani bu hafta bunu yapmayalım. Bu hafta da bu etkinliği es geçelim diyecek durumlarımızda bile ya Allah deyip bunu geçersek illaki zincirin bir tarafında kopukluk olur diyerek de her türlü yorgunluğun altına girdik. İddia ediyorum, hem Anamur'da, hem Mersin'de, hem Türkiye'de bu kadar aktif bir gençlik teşkilatı yoktur. Onun için Anamur'daki bazı kurumlar, efendime söyleyeyim bazı yöneticiler, bizleri yok, ne kadar bizleri yok sayarlarsa o kadar önlerine çıkıyoruz, bunu bilsinler. Bizleri ne kadar yok sayarlarsa, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı yok sayarlarsa, amirler, müdürler, toplumun bazı kesimleri, vakıflar, siyasiler, şunlar bunlar, hepsi topik. Yok saydıkları derecede biz varız. Bunu bilsinler. Çünkü var olduklarımızı da görüyorlar.
çatışmaya, efendime söyleyeyim, karşılıklı siyasi mücadeleye gerek kalmaksızın bizim derdimiz Anamur'un gençleri. Yarın keşke, çünkü şunu biliyoruz, ülke ocaklarına gidip bizimle 5 dakika bile sohbet eden insanın kafasında bir şey oluyor. Kimseyi getiremezsin oraya. Biz orada çocukları, çünkü çocukların çok fazla şeyi var. Kafeler var, eğlence merkezleri var, şunlar var, bunlar var. Yani saldıran birçok neden var. Oraya geliyorsan nefsini köreltip bir şekilde bir bardak çay içip bizlerle sohbet edip hayatın içerisindeki var olma mücadelesinde ben de varım diyen gençler yetiştiriyoruz. Onun için sizlere de dağıtacağım biraz önce. Neler yaptığımızı, hangi faaliyetleri yaptığımızı, 2 yıl boyunca nasıl mücadele ettiğimizi. Bir koltuğa oturup da orada başkanlık yapalım gibi bir niyetimiz yoktu. Dolu dolu bir 2 yıl geçirdik. Ne kadar zamana kadar orada kalırız, devam ettiririz bilmiyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Bizden sonraki gelenler de bu şekilde aktif ve aksiyonu yüksek bir şekilde bu işi götüreceğine eminiz. Şu an gururluyuz. Geçen yıl üniversiteye birçok gencimizi gönderdik. Üniversiteye gönderdiğimiz gençler daha 1. sınıfta okul başkanı olmuş, yurt başkanı olmuş, bölüm sorumlusu olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Kendini gerçekleştirmiş ki hemen burada görmüş yani. Hatta Afyon'dan bizim teşkilatlardan bir il başkanımız, ya başkanım senin gönderdiğin çocukların hepsi ateş gibi geldiler burada, hemen biz onu ocak başkanı yaptık, işte fakülte başkanı yaptık dediler. Demek ki üzerimize düşen sorumluluğu yapmışız, gönlümüz var. Ama bizleri de yok saymasınlar. Yok saymasınlar dediğimiz konu şu, konseyler, konsey mi diyorlar, işte Anamur'a özgü yardım bilmem neler falan yapıyorlar, ediyorlar falan. Tam isimlerini ben de bilmiyorum. Çünkü Anamur'da resmi olarak 62 tane şey falan var. Vakıf, dernek, şu bu falan var. Neredeler onu da bilmiyoruz. Ne yapıyorlar onu da bilmiyoruz. Herhalde kendilerine bir başkan sıfatını bulabilmek için, toplum nazarında bir başkanlık sıfatıyla öne geçebilmek için. Yani en son 62'di, yeni de kurulmuştur bilmiyorum. Geçen yıl bakmıştım bu sayıya. Bir sürü şey var. Başkan var, her yer başkan. Normal sade vatandaş bulması daha zor. Bunları yaparken ülke ocaklarını yok saymasınlar. Yok saydıkları ölçüde de karşılarında oluruz. Çıkarız yani, çünkü her yerdeyiz. Hepsinden daha etkin ve aksiyonu daha yüksek. Bu kadar şeyi 2 yıl içerisinde yapabilen büyük vakıflar, büyük efendim kurumlar falan varsa gelsin onlar da anlatsınlar yani. Teşekkür ediyorum. Tekrardan gazetecileri gününüzü kutluyorum. Sağ olun, var olun.